Almanya Lübeck'te ehliyet almak isteyenler ekran başına. Çünkü Yılmaz Bey bu konuda eğitimler veren bir isim. Yani ismim Yılmaz Levent. Memleketim Malatya. Yalnız bundan yaklaşık 50 yıl evveli ailem gurbet ile Almanya'ya işte gelmiş. Burada çalışmak için gelmişler. Ben kendim şahsen burada doğdum. Büyük abim ve diğer ablalarım, onlar Türkiye'de doğma. Bir küçük kardeşim daha var, o da burada doğdu. İşte burada doğduk, burada okula gittik, burada bu yaşlara geldik. İşletme mezunu olan Yılmaz Bey, şu anda hayal ettiği ve sevdiği mesleği yerine getiriyor. Çocukluktan beri sürücü kursu hocalığı ilgimi çekiyordu. Yani hoşuma giden bir meslekti, ilgimi çekiyordu. Aslında ben 2 yıllık işletme okumuştum. Onun üzerine de Lübeck'in sanayisi güçlü olmadığından başka sektörlerde iş arayışına girdim ve bir tavsiye üzerine, eski kurs öğretmenim tavsiyesi üzerine bu işte mesleğe yöneldim ve bu mesleği öğrendim. Hem öğrenci hem de eğitmen yetiştiren Yılmaz Bey belli başlı konulara dikkat çekmek istiyor. Evet, bizim farklılığımız zaten o. Biz hem trafiğe, normal sürücü eğitiyoruz, hem de aynı anda da sürücü eğitmeni eğitiyoruz. Yalnız bu son dönemlerde sürücü eğitmenlerinde büyük bir sıkıntı çekiyoruz. İnsanların ve kişilerin bu hususta bilgili olmadığından tahmin ediyorum. İnsanları bu yönde yani hem motive etme açısından bazı yani önerilerde bulunacağım, bazı istatistikler söyleyeceğim birazdan. Ve insanların bakış açısında değiştirme ümidiyle yani bunları söyleyeceğim. Yılmaz Bey şimdi de sektörüyle alakalı bazı istatistikleri yorumluyor. Şimdi yıllık istatistik kurumu yani trafik istatistik kurumuna göre yıllık 1.6 milyondan 2 milyon arasında imtihan yapılıyor Almanya'da. Yani bu demek oluyor ki yoğun bir şekilde eğitilinecek öğrenci bulunmakta. 2015 yılında sürücü eğitmen sayısı 65 binken bir sonraki sene 60 bine ve bir sonraki senede 55 bine düştü. Bunun en büyük sebebi de nasıl ki Türkiye'de Türk Hava Kurumu, Türkiye'nin askeriyesi Türk Hava Kurumu havayolu şirketlerine pilot yetiştiriyorsa burada da yıllardan beri Almanya askeriyesi trafik öğretmeni yetiştiriyordu. Yalnız bunu 5 seneden beri tergediler ve tamamen kendi ihtiyaçlar doğrultusunda sadece eğitiyorlar. Ve bu açık da gitgide tamamen belli bir hat safhaya geldi. İlk dönemlerde yani cazip bir ödeneği de yoktu. Yani normal bir okul öğretmenliğiyle denk görülecek bir şeyleri, maaşları yoktu. Ama şu an o açıktan dolayı ve bu ihtiyaçtan dolayı müthiş bir potansiyel var. Hem de müthiş bir gelirde yükselme var. Yani hemen hemen kendini ikiye katlamış bir oranda yani bir yükselme oldu. Şimdi tabii çoğu insanlar bunu eski haliyle bilmekte. O yüzden de fazla cazip gelmemekte. Benim önerim burada çok sıkıntı çeken bir milletiz. Gerçekten de yani Almanya'da yaşıyoruz ama yani Almanya'da 50 yıldır daha yabancı olmaktan kurtulamadık. Bu bir gerçek. Kendi vatandaşlarımıza her koldan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun için de yani ricam aslında dilimizi bizi anlayacak ve bizi anlatabilecek dilden olan insanlardan birlikte bu yolda devam etmek. Ona hasaben de yani aslında kendi vatandaşlarımdan yani bilhassa yani bayanlara yönelik çalışmalarda bayanların yani başvurmalarını aslında talep ediyoruz. Çünkü bayanlar bu hususta daha çok geride kalıyorlar yani. Gerçekten de daha çok ihtiyaç var. Bayanların burada aktif olması lazım. Bizim hem muhafazakar kesimdeki bayanlar hem de bayanların hassasiyetinden dolayı erkek biraz daha bayan için daha böyle biraz kaba gelebiliyor. Söylemi biraz daha yani irdeleyici olabiliyor. Ondan dolayı bayanlar tarafından eğitilmesi daha mantıklı olacağını düşündüğüm için biraz daha bayanlarda gayret olsa bayan eğitmeyi gerçekten de yani gönülden isterim. 11. ayda kurs başlıyor. Kursta daha halen aktif bir yerimiz bulunmakta.
O yere de bir bayan gönderebilirsek gerçekten de sevinirim. Yılmaz Bey, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. İyi günler.